Evvel Tuğlacıbaşı'ndan bahsettik. Şimdi bir de Başakşehir'e doğru uzanacağız. Benzer bir durum var yani anlayış açısından. Şöyle söyleyebiliriz. AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin Olimpiyat Stadyumu var ya, onun çevresindeki o arazide, tapulu olan arazileri kamulaştırıp buradan rant sağlamaya çalıştığı şeklinde bir iddia var efendim. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat bu konuyu gündeme getirdi. Sosyal medyada da aynı şekilde paylaştı. Belediye arazilerinin, bu arazilerin daha doğrusu ederinin 1/5 fiyatını alıp imara açıp sonrasında daha pahalıya satması şeklinde bir plan, bir tezgah silsilesi olduğunu ifade ediyor. Bakalım. AKP devlete ait ne varsa sattı. Başakşehir Belediyesi Olimpiyat Stadı'nın etrafındaki arazilere çökmek için fırsat kolladı. İddianın sahibi CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Karabat'a göre İstanbul'daki AKP'li Başakşehir Belediyesi vatandaşa ait arazileri ucuza kamulaştırmaya çalışıyor. Şimdilerde ise yine AKP'li Başakşehir Belediyesi buraya spor tesisi yapacağız diye vatandaşın güncel değeri metrekaresi 20 bin lira olan arsalarını 3-4 bin liraya kapatmak istiyor. Başakşehir'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın etrafındaki arazilerin kamulaştırılması için AKP'li belediyenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üçlü protokol imzaladığını belirtti Karabat. Protokolün 5030 bin metrekarelik 1700 tapulu arsayı kapsadığını söyledi. AKP'li belediye buraya ilişkin kamulaştırma kararı almak istedi. Bilirkişiler AKP'li belediyelerin lehine karar verdiler ve sonuçta vatandaşın arazisi çok ucuza, Olimpiyat Stadı'nın etrafındaki araziler çok ucuza kamulaştırma kararı aldı. Ancak 2017 yılına geldiğinde Başakşehir Belediyesi'nde artık para suyunu çekmişti. Belediyenin arazileri ucuza kapatıp daha sonra imara açarak pahalıya satmak istediğini öne sürdü Karabat. Belediyenin böylece 1 milyar liralık borcunu kapatmaya çalıştığını belirtti. Vatandaşın yanında olması gereken AKP'li belediye vatandaşın zarar etmesi için her türlü yolu kullanıyor.